Bir emimin evindeyiz. Rehber mi? Biraz önce o güzel ezgi dolu, ağıt dolu, böyle memlekete hasret dolu, değil mi? Bir güzel şiirini dinledik. Gerçekten memlekete nerede olursan ol bir özlem var, değil mi Emre? Tabii. Hala özlüyorsun şu anda memleketi. Özlemem ben yani, özlemem. Geçmişe dönük eski atalarımız, büyüklerimiz, ecdadımız o topraklarda yaşadı. Hala onlara olan o yıllardaki yaşamı da özlüyorsun, değil mi? Tabii. Şimdi onu söyleyeyim istersen. Evet, buyur. Benim hanım geçileri sardı, güneşi yayını yayardı. Dokuz nüfus bir sofrada doyardı. Eski günleri de özlüyorum ben, özlüyorum ben. Sabahtan babam bana bağırdı, sanki benim kulaklarım sağırdı. Dedi bana parlak yaş ikiz doğurdu. Eski günleri de özlüyorum ben. Geçilerde ekinlere girerdi. Babam Kuştepe'de harman sürerdi. Her zaman düvene babam binerdi. Eski günleri de özlüyorum ben. İlkbaharda yaylalara göçerdik. Soğuk soğuk sularından içerdik. Ekinleri orağına biçerdik. Eski günleri de özlüyorum ben. Yüce dağ başı boran karıdı. Ya güneş vurdu, yağmurlar eridi. 50 geçi iki köpek vardı. Eski günleri de özlüyorum ben. Biz babamla kardeş gibi yedik biz babamla. Babam kardeş gibiydi dobanla. Tarlaları sürüyordu kara sabanla. Eski günleri de özlüyorum ben. Emmi ben söyleyeyim, geçmişte babam da kanılar vardı değil mi? Taşılayarak böyle ekin saplarını yüklenir. O kanı kıcılaması bir modaydı. Yani. Evet, giderdi. Emmim de yiğit bir insanmış. Babam çok yiğit. Kaan'ı böyle giderken bir tarafa ağdırdığı zaman, eliyle tuttuğu zaman devrilmesini önlermiş. Yani babam şimdi kapıdan girerken eğilikte giriyordu ya. Evet, öyle diye duymuştum yani, ben. Yatarken de böyle yorgan havada kalıyordu. Değil mi? Ya. Eskiden elektrik yoktu, gaz lambalar. Ya, ne yani elektrik yani? Değil mi? He, onu da şimdi anladın sana da. Evet, çok az kısa. İstanbul'un şeyi. Evet, buyurun. O zaman elektrik yok, buzdolabı yok. Ben Bulgunlu Köyü'ndeyim. Sene 57'de. Yani evet, buyurun. Bulgunlu Köyü'nün muhtarının yanındayım ben. Çamlıca bul, Kısırlı bul, oraya bakar. Bir çeşmesi vardır, bir santim akar. Birikir sucular sıraya bakar. Suların bekletir Bulgunlu Köyü. Mahallesi güzel, camisi ne hoş. İki bakkalı var, ikisi de boş. Ekmek bulamazsan Kısıklı'ya koş. Ne yaman halin var Bulgunlu Köyü. Tabi bir de lafı babamdan kesiyorum, şey olarak söyleyeyim, güzel bu dizeleri. Bir anda oluşturabiliyorsun bu şiirleri. Yani beyninde oluşturduğun yaşamı geri dönüp böyle evet, süzgeçten geçiriyorsun ve şiirleştiriyorsun bunu. Evet, evet. Gerçekten güzel bir olay bu. Şimdi şöyle bir durum oldu. O şiiri ta o zaman söylemiş yani. Ha, bu, önceki yazdığın, beyninde oluşturduğun bir şiir mi yoksa bir anda mı çıkarıyorsun yok, bu şiirleri? Yok, bunu ben sen 57'de yazdım. 57'de İstanbul'a gelmiş o Bulgurlu denen köyün semtte. O zaman Çamlıca'nın altında Bulgurlu. Ya Bulgurlu, evet. Bu köyü var orada. Ta o zamanlar başlamış. Şey, hiçbir şey yok. Suları kıt. Oradaki yaşamını kaleme aldın ve gerçekten... Kalemde de şu anda havuzda da. Orada yazdım ben, orada o zaman yazdım. Şey yok ya, yazılı kayıtları şimdi, yok şu anda. Evet. O zaman hepsi yazdım onu ben. Evet İkram abi, sen de iki kelime alalım. Zaten şeyimiz de doluyor. Abiniz tamam, ziyarete geldiniz Merzifon'dan. Tamam, işte abimin rahatsızlığını bildiğimiz için biz de hanımla beraber bir ziyaret edelim dedik. Kendiniz yani, ziraat teknisyeni olarak emeklisiniz. Emekliyiz zaten. Emekli olalı daha 10 sene oldu biz. Evet. İşte köye gidip geliyoruz.
Bu arada işte İstanbul'a gidelim, abimi ziyaret edelim dedik. Bu vesileyle sizler de geldiniz, sizlerle de burada teşekkür ederiz ayrıca. Ben genelde İkrem abi, büyüklerimize, emmim de bilir, ziyaret ederim. Allah razı olsun. Evet. Çok özledim. Evet. Çok özledim emmi beni. Sen emmim sen benim için de güzel bir şiir yazmıştı. Ben ilk 1997 yılında desteklerini vurduğum dönemde bizim Sezgin başkan oldu diye güzel bir şiir yazmıştı. Köyümüzde neler oldu. Evet. Emmi ondan da iki kısa alayım ben senden de noktalayalım. Emmiciğim. Köyümüzde neler oldu bu sene? Derelere seller doldu bu sene. Bizim Sezgin başkan oldu bu sene, canım bu sene, canım bu sene. Bu destanı hemen yazdık bu sene, bahçeleri erken bozduk bu sene. 15-20 mezar kazdık bu sene, acı geçti bu sene, bu sene, canım bu sene. Domatesten turşu vurduk bu sene, ne umduyduk neler bulduk bu sene. İstanbul'a dernek kurduk bu sene, bu sene canım bu sene. Kalkamıyorum sabah sabah bu sene, mallarımız oldu tabak bu sene. Başımda patladı kabak bu sene, canım bu sene, canım bu sene. Yağmur yağdı yaş olduk da bu sene, güneş doğdu şaş olduk da bu sene. Dört nüfustuk beş olduk da bu sene, bu sene canım bu sene. Dağlar taşlar otlu oldu bu sene, inekler de sütlü oldu bu sene. Vehbi aşık mutlu oldu bu sene. Canım bu sene, canım bu yüreğe, sene. Yüreğe sağlık. Evet. Şimdi bu... Evet. Tamam. Tüm oldu o zaman. Evet, evet. Anladım. O yıllardan, 90'lı yıllardan ama... ya önemli, önemli olan yöremizde ve bölgemizde Aşık Vehbi Aydın diye tanınan emmim. Gerçekten o yıllardaki yazmış olduğu tüm şiirin kıtalarını hala hafızasında saklayıp anında hiç kekelemeden gördüğünüz gibi okuyabiliyor, söyleyebiliyor. Biz ona Allah'tan sağlık, sıhhat diliyoruz. Allah ona uzun ömür versin diyorum. Emmi çok çok geçmiş olsun. Seni çok seviyoruz biz. Ben seni ne kadar özledim biliyorum. Ne kadar özledim. Çok teşekkür ederim emmi. Hele senin oğlan. Sen için gözünü mü onda duruyor? Mert'i getireceğim sana Mert. Gözünü mü onda duruyor benim? Sağ ol. Teşekkür ediyorum emmi. Seni seviyoruz. Şimdi, Allah sağlık sıhhat versin. Sezgin Bulgunlu köyünde yazdım ya. Patronun babası beni alıyor götürüyor kahveye. Masanın üstüne çıkardığı beni. Söylettiriyor. Biri diyor ki benden bir çay, öbürü diyor benden bir kakao. Kakao'yu da orada öğrendim. Kakao ne olduğunu bilmiyorum.